Devam edelim acı bir haberle. 45 yaşındaki Nuran Kavak, 18 yıl, 16 yıl boyunca düzeltiyorum, tam 5 farklı kanserle mücadele etti. Son tedavisinde kanseri alt etmenin sevincini yaşıyordu. Ancak ailesiyle çıktığı yemek onun son günü oldu. Onu kanser değil, trafik canavarı hayattan aldı. Korkunç bir feci kazayı yaşadık. Nuran Kavak kanser hastasıydı. Üstelik 4 kez kanseri yenmişti. 5. ile mücadele ediyordu. Eşinin ve 2 çocuğunun desteğiyle. Hepsini bertaraf edebilecek bir kapasitede ve güçteydi ama ta ki bu kazaya kadar. Nuran Kavak kanserle mücadelesinde her zaman güçlü durdu. Hayat enerjisini hiç kaybetmedi. Tedavilerinde cevapları çok olumlu gelmişti en sonuncusu. Nuran eşim çok güçlü bir karakter. Yani o kanserle savaşmasını çok iyi bilen bir hanımefendiydi. Kazanın yaşandığı gecede ailesiyle huzurlu vakit geçirmek istemişti. Eşim bana dedi ki bir akşam yemeğine çıkalım Necmi dedi. Bu onların ailece yedikleri son yemek oldu. Çocuklarımızla beraber akşam yemeğini yedikten sonra bir sahil yürüyüşü yapalım şeklinde bize bir ifadesi oldu. Yürüyüşün ardından Nuran Kavak kendini pek iyi hissetmedi. O yüzden eve gitmek istedi ve araçlarına doğru yöneldiler. İşte buradan karşıya geçmeleri gerekiyordu çünkü araçları karşı noktadaydı. Ama tam da bu noktadan geçerken 3. şeritte aniden Nuran Kavak ve eşine araba çarptı. Çocuklarımız bizden 7-8 saniye önce karşıdan karşıya geçtiler. Biz de onların peşinden geçtik karşıdan karşıya. Bir tane araç görmedik. Yani hiçbir araç olmamaksızın karşıdan karşıya geçiyorduk. Nasıl olduysa bir go-kart araçlarının şöyle kısa manevralı böyle sert sürüşleri gibi hatırlamaya çalışıyorum. Araç önce Necmi Kavak'a çarptı, ardından eşini. İkimiz de aynı anda korkunç şekilde savrularak, çünkü çok aşırı bir süratle geldiği söyleniyor. Ben sürat kısmını hiçbir şekilde hatırlayamıyorum ama. Burası Suadiye Çetin Emeç Bulvarı. Normalde hız sınırı 70. Ancak kaza esnasında çevredekilerin iddiasına göre sürücü epey süratliydi. 22 Haziran gecesi yaşanan kaza sonrası Necmi Kavak 3 hafta boyunca yoğun bakımda kaldı. Birçok ameliyat geçirdi. Nuran Kavaksa olay yerinde hayatını kaybetti. Tüm bunların ardından sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tüm delillerle birlikte haklılığımızı ortaya koyacağımızı düşünüyoruz. Her iki şüpheli için de en üst sınırdan ceza almaları için hukuki süreçlerin tamamını yürüteceğiz ve hukuki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.